Babamla birlikte toplam 8 kişiye babadan miras intikal etmiş olup içlerinde de tek erkek olan babam. Şu anda kalmış olduğumuz evin de tapusunda bizzat bu 8 kişinin ismi yazılı. Kardeşler arasında anlaşmazlık olduğu bir vakit ev araziyle birlikte satışa çıkarılmak istendi. Lakin arazinin içinde bulunan %30'luk bir kısım var ve bu %30'luk kısım 8 kardeşe ait olmayıp toplamda 200 küsur ortağı bulunan bir arazi. Mahkeme bu kişilere bilgi amaçlı mektuplar yollamış, lakin tahmin ediyoruz ki burada menfaat, yani para konusu az olduğundan davete icabet eden olmamış. Malum küçük bir yer 200 küsüre bölünüyor, tahmin ediyoruz bir kişiye 500 TL gibi bir rakam düşüyor. Sonra bir şekilde dava iptal olup ev bu şekilde durdu. Kardeşler kendi aralarında birbiriyle anlaşamama durumuna düştüler. Herhangi bir yer paylaşımı da yapılmadı. Şimdi soruları geliyor hocam. Diyor ki, biz senelerce bu evde durmaktayız. Bütün bakımlar, ev giderleri, bakım onarımları babam tarafından karşılanıyor. Arazi üzerinde dikilmiş fındık ağaçları, salatalık, meyve ağaçları gibi mahsuller de var. Bunları dikense yine babam diyor. Diğer 7 kardeşten izin almalı mıydı? İzin almadan dikim yapabilir mi? Ve bu diktiği arazi mahsullerinde diğer kardeşlerin hakkı var mı? İstiyorsanız diğer soruları sonra sormuş olayım. Yani şöyle isterseniz cevap verelim. Anladığım kadarıyla diğer sorularda hemen hemen bu minvalde gidecek. Yani bu evde oturmamız caiz mi değil mi gibi sorular şimdi var. Şöyle ki bir şeyin, bir malın müşterek olması ve ortakların çokça olması neticede o malda ortaklarından herhangi birinin diğerlerine karşı bir imtiyaz hakkı vermez. Elbette diğer ortakların o malda hisseleri vardır, onayları gerekir. Eğer bir şekilde orası bölünemiyorsa izale-i şuyu dediğimiz yani menfaati tahsil edebilme adına alsat veyahut da üçüncü bir şahsa satılarak taksim edilebilir. Ama anladığım kadarıyla başka hisse meseleleri de var. Başka yani 200 küsur hisse de var. Burada ne olursa olsun yani buranın bütün masrafı bana aittir deyip de her türlü menfaati kendisine helal olur şeklinde düşünmek doğru değil. Evet. Ekimden oturmasına varıncaya kadar burada uygun olan nedir? Eğer tabii bütün varisler buna onay veriyorsa bir sıkıntı yok. Ama varisler buna onay vermeyip de veyahut zaten mesele mahkemesel boyutta yansımışsa demek ki onay vermiyor demektir. Hı hı. Zaten sıkıntı var demektir. Bu durumda bir kira bedeliyle ancak durabilirsiniz orada. Yani kendi hissenize düşen değil de ortaklarınızın hissesine mukabil olarak kira bedelini verirsiniz. Bu şekilde bir menfaatlenmeyi sürdürebilme imkanı, evet, olabilir. Ama yok kira bedeli de ben vermeyeyim. İşte burası taksim edilene kadar da ben burada oturayım. Ortaklarım da buna razı değil ama neticede buranın masrafını da ben yapıyorum diyerek bunu devam ettirmek elbette uygun olan bir şey değildir. Çünkü müşterek olan bir maldır. Öyle veya böyle her ne kadar hissedarlar çoksa da bunu ya temizlemekte fayda var. Yani satarak herkes kendi hissesini alsın veyahut da onları ikna ederek bir kira anlaşması yaparsınız. Onlara düşen hisselerin kirasını verirsiniz. Bu şekilde bir kendine yol çizmeleri gerekir. İşte ekiminden tutun, oturmasından varıncaya kadar bütün işlemleri bu minvalde hareket etmesinde fayda vardır dedim. Şimdi evlatlar diyor ki, babam böyle bir şey yapıyor, bizim bu evde durmamız caiz olur mu diyor. Evet. Çünkü kira vermiyor, etmiyor veya bütün kullanımı kendine ait. Tabii bu evlatlardan kastedilen, yani bunu bize sual edebiliyorsa. Evladı, evet. Yani başka bir evimiz de var diyor, oraya gidip durabilirim diyor. Babama asi olmuş olur muyum diyor. Şimdi bu noktada asilik değil de emmaruf yapmakta fayda vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, biriniz bir münkeri gördüğü zaman, bir yanlışı gördüğü zaman onu eliyle, imkanı yoksa diliyle, o da imkanı yoksa kalbiyle düzelsin. Yani bir kötülük karşısında bir Müslümanın duyarsız olması düşünülemez. İllaki bir tepki ortaya koyması gerekir. Evet, baba evlat ilişkisinde bir evladın babasına karşı nasıl davranması gerekiyor, bu konu malum. Evet. Ama bunun yanı sıra babanın bir zulmü söz konusu varsa, bir yanlışı varsa da sırf babadır diyerek de ses çıkarmamak olmaz. Evet. Bu zulmü güzel bir şekilde, babayı da kırmadan bunu bertaraf etme yollarını aramakta fayda vardır. Burada genelde maalesef şöyle olabiliyor. Yani muhtemeldir ki diğer kardeşlere nispetle bu sual eden kişinin babası ya abidir veya erkek kardeştir. Kendisinin diğerlerinden daha bir hakkı olduğunu görebiliyor. İşte babasıyla, yani kendisine miras kalan babasıyla fazla bir teşrik-i mesaisi olmasa bile. Dolayısıyla diğer kardeşler noktasında sıkıntı oluyor. Burada büyük işin, yani büyük bir kısmı tabii ki evlatlara düşüyor. Yani bu sual eden kardeşimiz olduğu gibi
Bunlar mesele değil. Yani bir köprü vazifesi kursunlar. Halalarıyla veya amcalarıyla diyalog kurarak bu meselenin halli yönünde gayret sarf etsinler. Yani bana ne, babamız bu problem, o zulüm ona aittir diyerek de bu zulme sessiz kalmak neticede zulme ortak olmaktır. Sessiz kalmasınlar. Ama sessiz kalmama adına da babalarına karşı asi olsunlar da değil. Evet. Güzel bir usup ile bunun halli noktasında gayret sarf etsinler. Şimdi bakılmadığı takdirde de bu ev perişan olacak hocam. Veya arsa... Öyle değil. Bakılsın tabii ki yani yok, terk edilmesin. Bakılsın. Hı-hı. Orada oturulsun. Karşı taraf işte bir kira bedeli biçilsin. Eğer bir akit yapmamışlarsa ecri misil dediğimiz, yani piyasada böyle bir yerin kira bedeli ne kadarsa ona göre bir değer biçilir. Hı-hı. O da kenara o kişiler namına hesaplarına yatırılsın. Bu şekilde bir yol. Yani tamamıyla meccanen bir işlem yapılmasın. Rızaları alınmadığı müddetçe. Yani şey demiş yani bir babası. Malı ortada bırakmak, heba etmek bu da doğru bir şey değil. Hı-hı. Yani o çünkü çok ortaklı olması hasebiyle kimse oraya sahip çıkmaz. Sonrası heba olacaktır. Heba olacak, evet. Böyle değil ama burayı ben ihya ediyorum deyip de diğerlerinden ben öncelikliyim, ben onlardan daha hak sahibim demek de doğru değil. Bu konuda orta bir yol bularak artık bir yol artık. İsteyene gelin kalıp diyormuş mesela kız kardeşlerine babası ama kötü niyette gelen olursa onları almam diyormuş. Kötü niyetten kastettiği ne? Bilmiyorum yani. Yani buraya gelip de burayı sahiplenme niyetiyle geliyorsa gelmeyin. Ha, ama de, ortak olarak değil de bir misafir olarak geliyorsanız başımız üzerindeyse bu bir kötü niyet değildir. Yani buradaki evet. Kötü niyetten anladığı nedir? Çünkü dedik yani kim gelmek istiyorsa gelsin ama konumunu bilsin. Evet. Yani nedir konumun? Misafir olarak gel. Niye misafir? Sen neysen ben de oyum. Diyebilir evet, karşı aynen. taraf. O yüzden meseleyi yani tek taraflı olarak değil de çift taraflı olarak dinlemekte fayda var. Burada büyük iş bu sual eden kardeşimize düşmektedir. Çocuklara düşmektedir. Çünkü büyükler nefis araya girmiş olabilir. Yani bu konuda bazı şeyler gözlerini perdelemiş olabilirler. Bir de örf adetler de hocam. Anani yani aynı geçiyor. Şekilde onlar da bunu perdelemiş maalesef. Olabilirler. Ama evlatlar devreye girerek ki karşı taraf yani amca veya hala varsa onların çocukları da devreye girerek birbirleriyle yani genç kuşak bunu kendi aralarında güzel aynen, bir şekilde evet. halledebilirler. Yani bütün sorumluluklarını üstteki kişilere aktararak bize ne ya zulüm yapan olursa da o zulme uğrayan olursa da o deyip de geri durmak o da doğru bir şey değildir. Evet hocam bu soruyla da programımızın sonuna geldik. Son olarak dua babında neler söylersiniz? Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Aha. Hakikaten bu gibi suallerle çok karşılaşıyoruz. Yani mal, mülk, taksim noktasında sıkıntılar olabiliyor. Yani ortada bir zulüm varsa burada zalim tarafında değil de mazlum tarafında olmayı tercih etmekte fayda vardır. Tabii gönül ister ki zulmü kaldıralım. Zulüm hiç olmasın. Ama o ki varsa burada o ki varsa ben zalim olayım değil. O ki varsa ben mazlum olayım. Evet. Yani bunu bu şekilde düşünürsek Allah'ın izniyle o kişi mazlum da olmaz. Hı-hı. Zulüm kendiliğinden kalkar. Yani siz bir adım atarsanız karşı tarafta illa ki size bir adım atacaktır. Kavgada dahi öyle değil mi? Karşı taraf size hücum ederse siz ona vuruyorsunuz. Hı-hı. Ama karşı taraf hiçbir şey yapmasanız yapmadığı zaman bir insan haya eder ona vurmaya. Evet. Yani bu konuda öncelikle nefsimizi teskin etmek lazım. Yani fedakarlık mı yapılması gerekiyor? Bunu ben yapıyorum diyerek bu meselenin halli noktasında Allah rızası için bunu yaparsak zaten karşılığını lazım. Alacağız. Aynen alacağız. Dünyada alamasak da ahirette evet. kesin alacağız. Zaten bizim inancımız bu noktadadır. En azından zulüm bertaraf edilmiş olacak. Kesinlikle. O yüzden Rabbim bu konuda cümlemize insaf nasip etsin. Nefsani değil de akli düşünme yeteneği o meleki bizlere ihsan eylesin inşallah. Hı-hı. Ve bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Yine hastalık noktasında da Rabbim tez zamanda başımızda olan bu belayı, bu musibeti de def eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Çok teşekkür ediyorum.